şu 11 Haziran seçimlerinden sonra 8 Haziran 11 Haziran seçimlerinden sonra 2011 seçimlerinden sonra ben rahmetli Demirel'den randevu istedim. Gittim. Yani pazartesi günü randevu istedim. Salı, çarşamba günü için salı günü randevu. O bilinen günü sokakta şeye gittim. Evet. Eve gittim. Bir saat 20 dakika gördüm. Dedim ki efendim ben sizle şu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 50 yıldır ne oluyor, ne bitiyor? Bunu sizin ağzınızdan dinlemek istiyorum. Bazı sorular soracağım. Bunu öğrenmek için geldim. Paşam geldiniz çok isabet oldu. Benim içimde bir ukde var. Onu ben size soracağım dedi. Bir sürü yani övgülü laflar söyledi falan. Bu çok benim içimde bir ukde var. Buyurun efendim. Ben dedi. Önce şunu söyleyeyim paşam. Bana herkes her şeyi söyleyebilir. Ama Cumhuriyet'le ilgili, Türk ordusuyla ilgili olumsuz bir şey karar verdiğimi ve yaptığımı asla kimse söyleyemez. Hı hı. Bunu dedi hasreten, yani bilmenizi istiyorum dedi. Cumhuriyet ve Türk ordusuyla ilgili. Buyurun sorun. Ben başbakanlıktan cumhurbaşkanlığına olan bu şeyde, safhada şu PKK meselesi. Lütfen dedi bana söyler misiniz? Bir şey de işte sen şusun busun falan böyle bir sürü şeyler. Nesini merak ediyor PKK meselesini? Nesini merak ediyormuş? İşte birinci soru paşam dedi. Bu iş başladığı zaman bana geldiler. Generaller. Aynen tamam. Biz bunu silahla halledeceğiz dediler. Benden ne istiyorsanız veririm dedi. Para mı? Yasa mı? Siyasi destek mi? Tamam efendim dedi. Aradan belli yıllar geçti. Gene bu defa başkaları geldiler. Efendim biz bu işin nasıl olup olmayacağı konusunda raporlar hazırladık dediler. Üç tane klasörü benim masamın üzerine bıraktılar. Bir fırsat ve imkan bulursanız okuyun dedi. Aradan zaman geçti tekrar. Onlar da değişiyor ya diyor. Generaller gene geldi. Efendim bu iş silahla yapılması zor dediler diyor. Paşam bu ne demek dedi. Yani, bunu sen bu işin içinde olan birisi olarak bu da bir takım şeyler de söyledi. Metiyeler falan filan onları geçiyorum. Anlatır mısınız? Efendim dedim birinciler bunu yapabileceklerine inanmış insanlar. Fakat neyi nasıl yapılacakları konusunda zorlandıkları için olmadığı kanaatinde. İkinciler ne olup olmayacağını konusunu sözlü olarak size anlatmak için yüzleri tutmadığı için bu klasörleri bıraktılar. Üçüncüler de ne yapıp ne yapılmayacağını hiçbir şey anlayıp için içinden çıkamadıkları için bu iş silahla olmaz dediler. Ama paşam karşıda da silah var, burada da silah var diyor. Bizde tank var, top var, uçak var, o var, bu var, insan var, para var, teknoloji var. Nasıl? Ben bu benim, bakın ben kaç yaşıma geldim dedi. Bunu anlayamadım dedi. Efendim, şunu dedim, belirtmek isterim. Bir, istihbarat. İki, savaş örgütlenmesi. Yenilik istiyor, değişim istiyor, fark istiyor, öngörü istiyor. Klasik bir eğitim alan insanlar bu muharebe tarzına uygun değildir. Benim dedim size arz edebileceklerim bunlardır.